Ukrayna Savaşı'nda 18. günde çok kanlı geçti. 13 bin sivilin daha tahliye edildiği ülkede kuşatma çemberi giderek daralıyor. Yaptırımlarla köşeye sıkışan Putin saldırıları yoğunlaştırdı. Elindeki tüm askeri imkanlarla direnen Zelenski ise NATO'ya çok öfkeli. Kim dost, kim düşman gördük sözleri de bunun özeti gibi. Düşürülen uçaklar, büyük yıkımın mimarı bombardımanlar. Rusya-Ukrayna savaşı 18. gününde de tüm hızıyla sürüyor. İlk iki haftada daha az görüntü paylaşan Rusya artık sosyal medyada daha aktif. Saldırıya dair daha çok görüntü paylaşılıyor. Rus Savunma Bakanlığı eliyle servis edilen videolarda tankların ateş hattında çok sayıda hedefi vurduğu görüntüler de var. Burası Mariupol. Ukrayna askerleri yoğun ateş altında. Yaralananlar arasında gönüllüler ve siviller de bulunuyor. Rus bombardımanı gazetecileri de hedef aldı bu kez. Dünyaca ünlü New York Times muhabiri Brent Reno, Rusya'nın gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybetti. Olayda bir başka gazeteci de yaralandı. Düştük Murat'ım. Gözü yaşlı Ukraynalıların etrafındaki çember giderek daralıyor. Rusya sahada üstünlüğünü korumak için dört bir koldan saldırıyor. Donetsk, Krasnopol'de Ukrayna yanlıları havadan işte böyle vuruldu. Hedefler arasında bir kilise olduğu da gelen bilgiler arasında. Latin Katedrali'nin kaderi de benzer olmasın diye alınan önlemler, deyim yerinde ise derme çatma. Kiev çevresinde de benzer durum var. Rus helikopter ve uçakları sorti üstüne sorti yapıyor. Hava harekatları çok etkili. Gökyüzündeki saldırılara karadan füzeler de eşlik ediyor. Ukrayna askerleri ise Rus kuşatmasına uzaktan savunmayla direnmeye çalışıyor. Açılan ateş iki tarafa da ağır kayıplar verdiriyor. Rusya'ya ait iki uçak ve bir helikopterin düştüğü anlar ve yerdeki enkaz sosyal medyada kendini gösteriyor. Çeçenler ise hala Rus tarafında savaşıyor. Yoğun çatışma ardında tanınmaz hale gelen şehirler bırakıyor. Rusya 3687 askeri tesisi imha ettiğini duyurdu. 1300 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini doğrulayan Zelenski ise çok öfkeli. NATO'nun Ukrayna'yı üyeliğe kabul edeceğine dair genel bir fikir birliği yok. Hiç olmadı. Kim dost, kim düşman görmüş olduk diyor Ukrayna lideri. Rusya'nın her sonda kuracağı iddia edilen yeni sözde cumhuriyeti olduğu kadar NATO'nun çekingen tavrına da tepkili. Ancak tüm bunlar sahadaki gerçeği değiştirmiyor. 14 koridordan 13 bin sivil tahliye edildi ülkede. Gözü yaşlı, endişeli kalabalıktan kameralara yansıyanlar arkalarında bıraktıkları yıkım yine yürek dağladı. Bazı anlarsa söze gerek bırakmıyor. Peki bu süreç nasıl devam edecek? Ukrayna NATO'dan sadece silah ve mühimmat desteği alıyor. Onlar da karadan teslim ediliyor. Batı'nın askeri çekingenliğine rağmen yaptırımlarla giderek daha fazla köşeye sıkışan Putin'in sabırsızlığını ise bombardımanın şiddetinden anlamak mümkün. Kiev'i ele geçirmek için diğer şehirlerdeki yıkımı göze alır mı? Bunu zaman gösterecek. Ancak barışın devre dışı bırakıldığı her ihtimalde Ukraynalıların direnişi uzun vadede Rusya hakimiyetini güçleştirecek.